Merhaba sevgili arkadaşlar. Çocuk gelişiminde normal ve atipik gelişim adlı dersimizin 3. ünitesi olan Büyüme ve Motor Gelişim ünitesiyle birlikteyiz. Bu üniteyi tamamladıktan sonra büyümeyi değerlendirebilecek, motor gelişim ilkelerini açıklayabilecek, motor gelişim dönemlerinin özelliklerini betimleyebilecek, motor gelişimi etkileyebilecek faktörleri açıklayabilecek ve atipik motor gelişimini tartışabileceksiniz. Anahtar kavramlarımız her zaman olduğu gibi e, söz ettiğimiz bir takım kavramlar var. E, atipik motor gelişim ne demek? Bu anahtar kavramlarımızdan biri. Büyüme, hareket, motor beceri, motor gelişim, motor gelişim dönemleri, refleks gibi konular anahtar kavramlar içerisinde yer alan konular olacaktır. Peki, bu ünitemizde nelere değineceğiz? Büyümeye değineceğiz. Çünkü motor gelişim tamamen büyümeyle ilgili bir şey. Motor gelişime, motor gelişim dönemlerine bunları etkileyen faktörler neler olabilir? Ve tabii ki motor gelişimde de diğer alanlarda olduğu gibi atipik gelişim nasıl gerçekleşir? Bununla ilgili bilgilerimiz olacaktır. Öncelikle büyüme kavramını tekrar bir gözden geçirelim. Daha önce de birkaç kez tekrar ettik bunu. Büyüme nicel değişimler demiştik hatırlarsanız. Yaşla birlikte bireyin fiziksel yapısında ortaya çıkan nicel değişimler. Dolayısıyla biz büyümeden söz ederken bireyin işte boyunun uzaması, ellerinin, kollarının, boyutların değişmesinden söz ediyoruz. Tabii büyümeyi nasıl değerlendiriyor uzmanlar? Büyümeyi Örneğin vücut ağırlığına bakıyorlar ya da vücut bölümlerinin birbirine oranlarına bakıyorlar. Baş çevresi büyüme ile ilgili özellikle bebeklik döneminde yeni doğandan sonra çok önemli fikirler veriyor. Boy uzunluğu yine aynı şekilde işte boyun kilo ile oranları vesaire gibi pek çok konu büyümeyi değerlendirmede dikkate alınan hususlar içerisinde sayılıyor. Peki bütün bunlarla birlikte biz Nelerden söz edeceğiz? Büyüme dedik, motor beceri dedik. Motor beceri derken tabii hareketlerden söz ediyoruz, bireyin hareketlerinden söz ediyoruz. Ve biz motor hareketi, motor gelişim temelinde hareket olan becerilerin değişimi ve gelişimi olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla motor beceri, öğrenilmiş hedefe yönelik bir ya da birden fazla vücut parçasının hareketi ya da istemli istemli olarak yaptığı hareket görevleri. Dolayısıyla e, hareket dediğimiz zaman tek başına çok farklı anlamlara gelebiliyor ama biz motor beceri dediğimiz zaman anlayacağımız şey şu ki öğrenilmiş hedefe yönelik bir ya da birden fazla vücut parçasının hareketi. Ne? konuşuyoruz. Dolayısıyla motor becerilerinin geliştirilmesi dediğimizde ileride söz edeceğiz. Bunlardan söz edeceğiz. Peki içinde neler var? Motor beceri dediğimiz kavramın içini nasıl doldurabiliriz? Bir kaba motor becerileri dediğimiz beceriler var. İnce motor var. Denge becerileri var. Yine yer değiştirme becerileri ve manipülasyon becerileri diye ayırdığımız beceri alanlarından söz edebiliriz. Peki motor gelişimde gelişimin genel ilkelerini hatırlarsanız saydık. Motor gelişimde de benzer şekilde motor gelişim ilkeleri var. Örneğin motor gelişim baştan ayağa doğru olur deniyor. Onun için önce baş çevresinin büyüklüğü hep ölçülür bebeklik döneminden itibaren takip edilir. Yine merkezden dışa doğru olan bir motor gelişimden söz ediyoruz ve genelden özele doğru bir motor ya yani vücudun genelinden küçük parçalarına doğru bir motor gelişimden söz ediyoruz Dolayısıyla bu bize motor gelişimde ne tür dönemler olduğu hakkında da fikir verebiliyor Peki ne bu dönemler ekranda da göreceksiniz bir refleksif hareketler dönemi var yani istemsiz, vücudun doğal olarak yaptığı refleksif hareketler dediğimiz hareketler var. İlkel hareketler var. İşte bebeklik döneminde özellikle çok erken dönemlerde e, ki hareketler. E, birazcık daha ilerlersek temel hareketler dönemine başlarız. Ve en son özelleşmiş hareketler artık e, bilinçli öğrenilmiş motor becerilerden söz etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla motor gelişim dönemlerini, bu gelişim dönemlerindeki e, davranışları nasıl izleyebileceğimiz hakkında da bize bu liste bir fikir veriyor. Peki ne etkiliyor motor gelişimi? Yani motor gelişimin düzgün gitmesi ya da gitmemesi, atipik gelişime yol açması e, ile ilgili düşünürsek motor gelişimi etkileyen faktörlerden söz edeceğiz. Bunlardan birisi bireysel farklılıklar, bir diğeri kalıtım. Daha sonra cinsiyet, çevresel yoksunluk, piramitüre ya da düşük doğum ağırlığı, kültürel farklılıklar, beslenme bozuklukları, süreyen hastalıklar ya da yetersizlikler gibi motor gelişimi etkileyen pek çok faktörden söz etmek mümkün olabiliyor. Peki bu olması gereken yani doğal süreci içerisindeki bir motor gelişim. İde ve motor gelişim süreci ide. Atipik motor gelişim dersek ne anlayacağız? Motor gelişimin normal gelişimden önemli ölçüde farklılaşması. Örnek verdik. Örneğin bebeğin baş çevresinin normal sınırlardan önemli ölçüde farklılaşması atipik gelişim işaret eder. Normal gelişimle tutarsız olabilir. Örneğin ellerin, kolların büyümesi de bir tutarsızlık olabilir. Normal gelişim açısından anlamlı ölçüde ya da sıradan diyelim. Normal gelişim sırasından anlamlı ölçüde sapmalar gösterir. Örneğin zamanda yürüyememe, zamanda belli hareketleri yapamama, zamanda nesneleri tutup bir yerden bir yere taşıyamama gibi. Dolayısıyla bütün bunlar söz konusuysa atipik motor gelişimine biz e, dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bebekte atipik motor gelişimde gecikmeden söz ediyoruz. Peki motor gelişimde gecikme dediğimiz zaman bunun içinde neler var? Ya da motor gelişimde gecikmeye yol açan atipik durumlar neler? Örneğin bedensel yetersizlikler, görme yetersizlikleri zihinsel yetersizlikler aynı zamanda motor gelişimde gecikmeye eşlik edebiliyor. Dolayısıyla bireyin gelişimsel açıdan baktığımızda bireyin e, bebeklikten itibaren eğer motor gelişiminde gecikmeler gözleniyorsa aynı zamanda saydığımız beden yetersizliği, görme yetersizliği, zihinsel yetersizlik gibi sorunları da beraberinde yetir, yerine getirebilme risklerinde dikkate almamız gerekiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? O zaman daha önce de belirttiğimiz gibi motor gelişimi biz doğumdan itibaren çok çok dikkatlice izlememiz gerekiyor. Hangi ayda hangi davranışları yerine getirebilir? Hangi el kol hareketlerini yapabilir? Az önce dedik kaba beceri. E, kaba motor gelişim, ince motor gelişim diye çeşitli kavramlardan söz ettik. Sizler de bunları kitabınızda tekrar ederek, kitabınızdaki özellikle çalışma konularına dikkat edin. Ek kaynakları da okuyarak motor gelişim konusunda büyüme ve motor gelişim konusunda bilgilerinizi arttırıp pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki ünitemizde tekrar görüşmek üzere iyi günler diliyorum sevgili arkadaşlar.